peki et. Şu şeyi de okuyayım. Arşa kadar cismini aldı okuduk mu? Şimdi kaldı iki tane maddemiz. Okuyalım. 70 bin perde ne demektir? Bir de tamam da bu milat benimle ne alakası var? Sonda olacak. Ama birer cümledir. Merak etmeyin, uzatmayın. Bizimle ne alakası var kalı bizde. Böyle bereketli geçmiştir değil mi? Biraz şey. Çok iyi. Hasan abi bu meseleler çok dilleniyordu da böyle ders sitede de yoktu yani. Yok. Hepsi bütün oldu. İhraç yapamadı. Kardeşim biraz millet gitti ya. Millet gitti. Bunu orada yapabilir misin şimdi? İkide kıvranıyorum ona. Bakıyorum aval aval bakıyor şimdi. Bir şey değil, anlamadığını anlıyorum. Ne yapayım kıvranıyor ben de çamaşır gibi. Bu sefer diyorlar abi sen gidiyorsun. Üçün beşinci vitesten ikiye vites atıyorsun. Ya şanzımanı dağıtacaksın. Yani arkadaş bakıyorum da Asif sen değilsin dinleyen veya takip eden. Baktım anlamadı. Ben de şefkatliyim. Ya ne yapayım? İndiriyorum onu aşağı. Olmadı. Bir tık 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 var ya böyle şey. Dur bir tık 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 dokuz. İndir. Tamam bundan sonra olmuyor diyorum daha öpten. Öyle bakmayın artık diyorum ya. Biraz anlıyorum gibi bakın da diye. Şimdi öyle değil ki. Şimdi biraz da rahatız. Ama gene seçmeye çalışıyorum kelamları. Şimdi 70 bin perdeye geldik değil mi? Arşa kadar cismini beraber aldık dedik. Bunu konuştuk. Yani 70 bin perde 568'de. Yani dikkat ederseniz şey yapmışım. Cümle cümle yapayım ki hepsi her konudan bir arı gibi polen alalım. 70 bin perde tabir olunan. Bu çok konuşuluyor. Bu çözülmeyen bir şey. 70 bin perde nedir kardeş? Bir tane. He? Mantıkla bakılırsa 70 bin biter yani. Biter he. 70 bin, 69 bin, 70. 71 bin yok. 70 bin perde tabir olunan berzahı esma ve tecelli sıfat ve efal ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat-ı meratip edecektir. İşte miraç budur. Miraç'ın üçüncü bir tarifi de yaptım. Miraç nedir diye. Bir, iki tarif okuduk. Üçüncü de bu oldu. Hem 70 bin perdeyi anlattı hem miracı tanımladı. Nedir o? Perde bu bizim gösteren perde. Ha, evet. Şimdi perde iki tanedir. Halk ne anlar? Perde örten, kapatan, gizleyen. Değil mi? Sinema perdesi. He? Sinema perdesi. Ama sinema perdesi gibi açıklayan. O mesela toprak perdesi, hava perdesi. Yani ettiğin zaman... Toprak bir perdedir. Ektiğin zaman uzatın ayağınızı, rahat olun. Hususudur. Çünkü bizim meşrepte öyle şey yok. Şimdi derste rahat olun. Uzatın ayağınızı. Şimdi toprağa çekirdek, toprak perde değil mi? Örttü mü çekirdeği? Aslında açtı. Aslında üstünü açtı. Örtmek, açmak içindir. Yani vermek almaktır diye vardı ya. Zahirde örttü. Batında açtı. Ne yaptı? Çekirdeği inşa etti. Hem de başka bir aleme taşıdı. Kapalı bir alemden, toprak aleminden, geniş bir hava alemine cüzi bir hakikatini külli oldu. Onun için cüzi nazarını, bak, cüzi şeye hasredip boğulma. Külli nazarını, cüzi şeye külli bak, küllileştir. Külli nazarını külli bakacağız. Yani mesela diyelim ki bedensel hayatta bakarsan ya gitti geldi sebap kazanalım falan. O cüz-i nazarını cüz-i şeye hasrediyorsun. Ama bizim cüz-i nazarımızı külli yapmak için külli şeyle bakacağız. Külli ile cüz-i şeye bakarsan o cüz-i külli oluyor. Ya, şimdi Esma'yı bir daha koyayım. Şimdi. Ha neyse. O toprak perdesi 70 bin perdeden bir tanesidir. Perde bir tanesi, toprak. Ne yaptı? Çekirdeği ağaç yaptı. Perde midir? Berzah-ı esmadır. Berzah-ı sıfattır. Berzah-ı efaldır. Hem perde hem berzah mıdır? Oldu. Yani berzah demek, yani esmanın ta kendisi değil. Çünkü bu şeceri hilkat şey midir? Esmanın ta kendisi değil ki. Çünkü mahlukatta esma mertebelidir.
O zaman mertebeliye berzah denilir. Yani bir sonrakiye göre bu daha âli, daha âli, daha âli, daha âli. O zaman bunun arası yok da arasız arasına berzah deniliyor. Buna perde deniliyor. Hakikat inkılapları nasıl diyeceksin? Bundan buna inkılap etti. O zaman bunlara işte perde deniyor. 70 bin. 70 bin yani inkılap demektir. Yani arş lef-i mahfuza göre, lef-i mahfuza, arş-ı azama göre perde. Evet, aralarında da nihayetsiz perde. Var. Nihayetsiz perde var. İşte 70 bin perde tabiri ama şöyle diyeyim. Şu elim. Bu birinci gölgesi. Bununla bunun arasındaki fark ne kadardır? Sonsuz. Çünkü bir kere sonsuz. Niye? Bu canlı, bu cansız. Bunun siyahının, beyazın olduğunu anlarsınız ama buna bakarak anlamazsınız gölgenin. Tamam mı? Mesela bunun parmağına bakarak kimliğini anlarsınız ama bu gölgesinden anlamazsınız. Yani arasındaki canlı ile cansız arasındaki fark gibi sonsuzdur. Bir de bunun arasındaki üçüncü, bunun arasındaki bununla bunun arasındaki fark gibi iki ile üçün arasındaki fark düşün. Bir de onun arasındaki fark düşün. Şimdi düşün bunlar hepsi 70 bin perde budur. 3 boyuttan 2 boyuta inince bile o kadar derece değişti. Düşün, düşün yani bak şimdi. Bu canlı. Bu cansız. Bunun rengi var. Aynı zamanda deri yapısına bakarsan kimlik var. Ve kişinin karakterini de anlarsınız deriden. Tamam mı? DNA'sından anlarsın. Burada DNA'yla anlayamazsın. DNA'sı da yok. Şimdi bunun arasındaki fark sonsuzdur. Canlı ile cansız arası gibi. Bu birinci perde. Buna birinci vücut. Bu ikinci vücut. İkinci vücudun bir gölgesini düşün. İkincinin gölgesi 3 arasındaki mesafe de 1 ile 2 arası gibidir. 3 ile 4 öyledir. Düşünün 70 bin perde geçmiş esma bu dünyadır. 70 bin geri git böylelikle. Ters. Cennet nedir? Resimler, dünya. Anladık mı şimdi? Şimdi durduk değil mi? Biraz önce derste cennet bahsetti. 70 bin nereleri arasındaki perde diyor burada. Perde neresi için diyor. Burayı bir şey yaptık mı? Anladım. 70 bin perde tabir olunan berzah-ı esma. Esma'nın berzah. Evet. İki. Tecelli sıfat, bir de sıfat ha, zat-ı sıfatlar da var, subut-ı sıfat, ikisi de cem. Sıfat deyince, tecelli sıfat deyince, zat-ı sıfatlar da var. Kıdem, muhalefetun havadis, vücut, beka, vahdaniyet, kıdem, tamam. Onda ötekisi işte subut-ı sıfat, sem, basar, ilim, irade. Bu, bir de ef'al var, ef'al alemi, evamir-i tekviniyenin şeyi. Efal alemi dişe vuruşu ve tabakat-ı mevcudatın arkası neler var? Berzah esma var, tecelli sıfat var. Tecelli sıfat şu şey değil. Mesela iyi dinleyin, burada çok ilginçtir. Yani bunu koyabilirsiniz, aynı yerine koy çünkü bu yeni satılık. Şöyle yapayım, hop. Elezonumuz gitmesin çünkü bize lazım. Evet bak. Şu aynaya bakıyorum bak. Lavaboda. Tamam mı? Ayna. Bu ayna beni gösteriyor. Ben burada gözüküyorum değil mi aynada? Ama ben ayna değilim. Ayna farklı, gözüken farklı değil midir? Aynada ben varım ama ayna ben değilim. Ben de ayna değilim. Öyle değil mi? Aynada gözükenle ayna farklı değil mi? Farklı. Şimdi bu mevcudat, Esma-i İlahiye ayna mıdır? Aynı. Peki o zaman bu mevcudat nedir? Gerçi saat 2:30 olacak. Sıfat. Aferin. Sıfatta gözüküyor. Evet. Ha bak şimdi. Bu aynada ben gözüküyorsam, ayna ayrı, gözüken ayrı olduğu gibi. Bu mevcudat, Esma-i İlahiye, cilve, cemal, nakış, sanat, aynadır. Esma-i İlahiye gözüküyor. Bu aynada, mevcudat aynasında. O zaman mevcudat aynasında gözüken esma ise mevcudat nedir? Nedir? El cevap 26. lemadan söylüyorum, bir tane hemen hatırıma geldi. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiye sürer, vücud ilimden vücud hariciye çıkarır. Yani eşyanın
mahiyeti sıfata bakar. Kudrete istinad eder. Halk etme, kudrete. Eşyanın yarattığı, Allah varken hiçbir şey yoktu. Neyle yarattı? Kudretle. Peki malzeme neydi bu mevcudatın malzemesi nedir? Hayat. Hayatla yarattı. Ha, hayat sıfattır. Kudret de sıfattır. Sıfatın yarattığı tecelli sıfat üzerine esma, cil ve cemal, nakış, sanat gözüküyor. Ha? Bu çok önemli şey ya. Senelerce beni meşgul etti. Bu mevcut sorum şuydu kendim. Ya ben benim kafam bunlar meşgul olmasa size bunu gündeme getiremem. Bu mevcudat ayna ise, peki aynada gözüken esmalar ise, mevcudat aynadır, esmalar gözüküyorsa, gözükenler esma ise, gösteren ayna nedir? Sıfattır. Kudret sıfattır. Ne diyor 26. lemada? Diyor ki, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmeye sürer, vücudu ilimden vücudu hariciye çıkarır diyor. Aynadarlık diyor. Aynadar başka bir şey. Aynayı tutan mı? Tutan. Aynadarlık başka bir şey. Mesela mihmandarlık. Aynada gözüken ayna, aynayı tutan var. Evet. Tutan insan mı oluyor? Kayyumiyet. Kim? Şunat ya zat olacak o zaman. Evet. Üst şunat. Şunat olması lazım. Olsun. Zat olmaz. Şunat olacak. Bizzat şöyle demişti. Özür abiyle bunu mutala ederken dedi ki, o aynayı tutan, o bunlar konuşuyorduk öyle, zatı sıfattır dedi. Ha. Çıkma dedi şu anda. Ha tamam. Bak ne güzel konuşmuşsunuz. Evet. Çıkma oraya kadar dedi. Gece böyle. O zaman ayna, subuti sıfat, ayna, subuti sıfat. Subuti sıfat. Evet, hayat vesaire. Evet. Zati de doğru. Daha evet. Tutan. Yani aynadarla ayna bile ayrı ya. Aynadar tutar. Yani. Tabii canım, aynadar, mihmandar. Yok yani tamam ayrı da. İkram ve ikram eden, edilen, yani, üçü de ayrı. İkram, ikram eden, edilen. Tamam. Ayna, sıfat, aynadar, aynayı tutan, aynada gözüken. Risale'nin biter mi Erdin şu anda? Vicdanınla söyle ya. He? Öpmeyeyim mi? Aynadar olunca sıfatın. Canım benim. Sevgilim. Aynı esma. Aynı gece saatin olma. Aynanın arka tarafı da Adem. Değil mi? He? Karanlık tarafı da Adem. Evet. Adem. Tabii ya. Yoksa camdır. Güneşin şu cama güneş vurunca gölgesi düşüyor mu? Adem olunca gözüküyor. Düşmez ki. Güneş vurdu geçti. Camda gölge düşmesi için boyaman lazım siyah. Boyayınca ayna olur. Cam ayna olur. Adem eşeğe vurduğu zaman eşya esmayı gösteriyor. Mesela insan da öyle. Allah Resulü mesela vurduğu zaman güneş öteki tarafta nefis aynanın siyah yüzüdür. Nefsi iman ettiği için siyah karanlık yok. Güneş vuruyor öteki taraftan çıkıyor. Adem de mahluktu değil mi abi? Mahluksuz mahluk. Mahluk değil, vücut arıcısı yok. Vardır, yoktur. Vücutsuz vücut, benim tanımlama bu. Vücutsuz vücut, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat. Vasıfsız sıfat, yani acayip bir şey yani. Peki nasıl bir şeydir Adem? Basit zannediyorsunuz ama. Cehennem dişe vuruşudur. Cehennem Adem alemleri hesabına çalışıyor. Cehennem ona çalışıyorsa orası neresidir? Aman yarabbi, Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Cehennem dahi olsa vücut isterim dettirendir. Allah ama yani Allah. Baba, cehennem dahi olsa Adem istemem vücut alemi olan cehennem vücududur. Adem vücutsuz vücuttur. Cehennem dahi olsa Adem'de kalmaktansa cehennemde olsam dahi cehennem isterim diyor. Adem nedir o zaman? Cehennemi arattıran yer nasıl bir yer? Cehennemin. He? Tatacak onu. Herkes tatacak onu. Tatacak dedi. Nerede ya. Hasan abi dedi ya. Yok olacak dedi ya. Herkes. Evet. Her şey yok olacak. Nerede tatacak? Herkes şey nerede tatacak biliyor musun? Küllü şeyin halikün ilaveçe.
Her şey hesap verildi. Haşir meydanı vesaire her şey kuruldu. Her şey, her şey bitti. Her şey bitti. Tamam. Artık ezeli ve ebedi şey olacak. Adem'e gidecek. Yani şu. Tekrar. Yani her şey bitti artık. Bir anda her şey. Azrail de dahil. Her şey kudretten ilme dönecek. Yani Adem dediğimiz dönecek aslında her şey. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu ya. O döneme dönecek. Hiçbir ama şey. Çok kısa zaman diyor Üstad. 15. mektupta diyor. Gidip gelecek. Ama tadacak işte. Ruh için zaman yok ya. Kısa zaman dese bile ruh tadacak bunu. Peki devamlı oluyor abi zaten. Ama yani kalın gaflet vesaire şeyler hissettirmiyor. Şu anda oluyor ama bu seviyede olmaz. Bu seviyede değil. Yani. Peki seviyesinin artmasına ne ihtiyaç var böyle bir şey? Bilmiyorum. Abi? Anlayacak yerlerimiz. Onu ben bakmıştım. Dediğim gibi Hasan abi derste şey demişti. Cehennemin en sakarın dibindeki adam bile onu gördükten sonra Subhanallah. Hadisi kutside geçiyor. Tabii cehennem nimet tabii. Bak şimdi. Diyor ki yani. Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç'ta gittiği zaman cennete girdi. Girdi. Cehenneme girmedi. Cehennemi gördü. Yanında Cebrail var. Peygamberimiz Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam. Malik cehennemin müekkel melekesi. Melekesi demeyeyim de melaike denmiyor. Melaikedir de Malik deniliyor. Görevlisi. Öyle diyelim. Zebani de içinde. O içindeki memurlar. Ya Malik diyor. İşte anlat diyor. Cehennemi anlattı. Açıp gösteriyor. 7. tabaka yaş dedi. 1-2-3. İşte. Ondan sonra birincisi günahkar Muhammed ümmeti girecek. Onun adı cehennemdir. İkincisi öyle değil. Tamam. Onun için böyle Muhammed ümmetinin orası şey. Dedi ki Malik. Yani 7.yi aç. Muhammed merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Görmek istiyoruz dedi. 8. değil miydi abi? Yok. Cehennem 7'dir. Cennet 8'dir. 8.sine münafıkların girdiğini. 7 kardeşim. Cennet 8'dir. 8 kapı, cennetleri, devir, Allah, devir, Allah, devir var ya böyle bir şey var. 8 cennet kapısı, devir, Allah, Allah diye mi var? Yunus'un var ya, Yunus'un. 6'yı gösterdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı gösterdi. 7'yi açmasını söylüyorlar. Malik diyor ki, ya Muhammed, ya Cebrail, nefsim 7 kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, cehennem yaratılmış, yaratılır. Ben buranın şeyim, ben de bilmiyorum. Ne var, nasıl bir şey? Ondan sonra, peki hiç mi alamet yok? Yanlış onu biliyorum diyor Malik. Malik diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabaka komple hepsi cehennemin 6 tabakası her gün 70 defa Allah'a secde ederler. Yani istiaze ederler. Allah'a istiaze ederler. 7. tabakanın şerinden. 70 defa Allah teminat verir. Sana tamam onu dokunturtmayacağız ya. 6 tabaka cehennem 7'sinden böyle korkuyor. 70 defa Allah'a istiaze ederler. Cehennemi yedim. Bu sefer Allah Resul ağlıyor. Ağlıyor. Çok fena ağlıyor. Yani ondan sonra diyor ki başka bildiğin ne? Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilk önce diyor. Ya Cebrail. Ama dedi. Oraya Allah münafıkları ayarladı diyor. Münafıklar oraya gidecek. Günahkarlar değil. O açıldı mı oluyor bu olay? He? İlimden kudret. O açıldı mı oluyor? Yok, yani. Peki bu 7. 7'den bu kadar korkuyorlar. Bu komple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu cehennem 7 tabakası bile o Adem'e göre cennettir ki bu cehennem ona çalışıyor. Memur bu, taşören. Peki orası nedir diye anlattım. Adem nedir? Bilmiyor. Bilmediğimiz için rahatız. Bu 7. tabaka da bile Adem olmadığından dolayı memnun olacak. Subhanallah. Yani 7. tabaka bile dahi olsa Adem'e göre cehennem dahi olsa diyor. Makamı şart mı? Cehennem dahi olsa Adem'e göre vücut isterim diyor. Adem'in ünvanı olan zulümat diyor. Şeyde, evet. İşaretimizde. Allah Allah. Ya nasıl bir Allah? Adem'in ünvanı olan zulümat. Allah. Bir yerde bir vücut, bir yerde bir Adem var ya. Adem'in.
Adem her tarafa sarmış, her yerde var. Adem olmazsa her şey birbirine kilitlenir, tek olur. Hiçbir geçiş olmaz, el hareket yapamam. Abi nefs niye o zaman Adem istiyor? Ha, çok güzel. Şimdi ya leyteni küntü turaba, keşke toprak olsaydım. Cehennemi gördüğü zaman insan der mi ki, buradan söylüyoruz. Ulan niye toprak olsaydım? O da bir şey taşıyor. Niye yok olaydım demiyor ayette de. Var olsam ama mesuliyetsiz toprak olsaydım. Yani yok olmayı isteyen nefistir. Cehennem dahi olsa beka isteyen vicdandır. İki tane, hem de ikilemi burada da ispatta kullanıyorum. Yok olmayı evet istiyoruz. Cehennemde niye şey yapayım ki? Ben yansam dahi varlıktayım diyen ruhtur. Ama yanmayı istemem, yok olayım, onu diyen nefistir. Hayalimden sordum diyor Hasan abi. Ama vicdanım diyor, vicdanımdan sordum. Hayalim vicdandan sordu. Sözlerde anlatıyor. Yani nefis ölümü istiyor, yok olmayı evet istiyor. Yani o zaman hazır lezzeti istediği gibi... Vicdanım diyor, öyle diyor. Vicdanın sesidir. Hazır lezzeti istediği gibi hazır, yani o yokluktan hemen hazır elimi... Yok olmayı talep ediyor yani. Zıddı yani. Evet. Yani o yok olmayı isteyen, ya ben niye, ya Allah Allah, varlık da yoksa cehennem. Cehennemde ne işim var ya, yok olayım daha iyi. Bunu diyen nefistir. Ama arkasını bilmiyor yani. Bilmiyor tabii. Bilse istemez. Nefisin önü arkası yok ki, mazim istakbeli yok. Ruhsalı bilmez ki. Evet. Ama cehennem de olsa beka isterim demek vicdanımın sesidir diyor. Vicdanın sesidir diyor. 10. sözde söylüyor değil mi? 10. sözde söylüyor. Peki, Miracım bize alakası ne? Saat oldu buçuk, 2:30 gece. 560 dedik. Seyri sürük tamamlayalım. O seyri sürük tamamlayalımız olsun. Oo, vay be. Miracın bu seyahati cüziyede bir seyri umumi, bir uyrucu külli var ki cüzidir bu. Yani devam. Şimdi Miracın bize bakan şeyi. Ama onu kullanıyor şimdi. Miraç nasıl külli olduğunu anladık. Cüzi Miraç. Büyük zatlar da gidiyor da Allah ile görüşüyorlar değil mi? Gidip geliyorlar ama Miraç-ı cüzidir. Peygamberimizin de Miraçları çoktur. Her namazı da öyledir. Çünkü namaza diyor, ustad diyor ki, namaza fikri, kalbi, ruhu bindirirse miraç oluyor. Hangisini bindirebilirsen. Namaz bir miraç oluyor. İçine aklını koyabilirsen, kalbini, ruhunu koyabilirsen, arş, kabuk, lef-i mahfuz, arş azama geçiyorsun. Aklını koyarsan lef-i mahfuza kadar gidersin. O üçü akıl, kalp ve ruha mı bakıyor? Evet. Emanet, nur, evet. Evet. Çünkü imanı akıl yapar. Akılsızın dini yoktur, imanı yoktur. Hangisi hangisine bakıyordu? Emanet, onu çözerdik. Emanet, nur. Emanet şeydir. Ruhun arkasındaki. Ruh. Emanet, ruh. Evet. Tamam. Mahiyet-i hayatım kalp. Mahiyet-i hayatım. Şey ise, nur ise akıl. Akıl nuru diyor. Biz de onlara binersek bizimki de biraz... Evet, miraç oluyor. Miracı külli gibi oluyor. Şimdi diyor ki, bu seyahat-i cüziyede bir seyri umumi, bir urucu külli var ki ta sidret-i muntaya, ta kab-ı kavsene kadar merati-i külli-i esmaiyede gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayip bir sanat-ı ilahiyeyi işitmiş, görmüştür der. İşitmiş ve görmüş der. O küçük cüz-i seyahatı hem külli hem mahşeri acayip bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Sanki oradaymış gibi anlatıyor. Niye öyle diyor ki çocuğası? Ona niye öyle dedi? Diyor ki ayat-ı Rabbaniye'yi cüz-i seyahatı niye var? Bak niye cüz-i dedi? Ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayip bir sanat ilahi işitmiş görmüştür der. O küçük cüz-i seyahatı
hem külli hem mahşer acayip bir seyahatin anahtar hükmünü gösteriyor. Çünkü innehu de Resulullah'ın zatına bakarsa böyle oluyor. Ama bunları bindirirse emanet, nur, anahtar külli oluyor. Peki bize şey yaparsak ne oluyor? Bu bize gitti geldi kapıyı açık bıraktı. Bize bizim gitme yolumuzu açtı. Dedi ya bu şeyde. Bunu okumadı. Evet diyor ki şurada. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam. Ahmediye. O yolu açmış. Ona has o değil işte. Bize ne karı var diye. Velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş. Onu anlattım. Niye velayet diye. Kapıyı da açık bırakmış. Kapatmamış. Arkasındaki evliyayı ümmeti. Ondan önce o yol yokmuş o zaman. Yani var kapalıydı. Ona astı. Gitti açtı. Açık yani gitti geldi peygamberler. Kapı kapalı. Gitti geldi kapalı. Açıyor adam. Tekiz peygamber açıyor. Yen çıkıyor kapı kapıyor. Kapı kardeşim soğuktu ya kapatsana diyoruz ya. Peygamberimiz açık bırakıyor. Peygamberimiz açık bırakıyor. Hiç çaktırmadan kimse dedi demiyor. Kapat o kapıyı. Başkası gelmesin demiyor Allah. O da kendisi kasten açık bırakıyor. Ümmetimin veliyle. Beni İsrail'in. Peygamberleri gibidir. Ulema-i ümmeti kembiye beni İsrail. Arkasındaki evliye-i ümmeti. Evliye ümmeti, evliya uçuk falan, onları, evliya çok dersen mahrum olursun bu dersten. Evliya külliyatta ne demektir? Bak o zaman. Arkasındaki evliya ümmeti, ruh ve kalp ile o cadde-i nuranide, miraci nebevinin gölgesinde seyri sülük edip, istidatlarına göre makamat-ı aliyeye çıkıyorlar. Ruh ve kalp de kapıldı mı? Çıkıyorlar. Devam ediyor yani. Devam ediyor diyor. Kendisi de evet. Orada olduğunu düşündü. Bak, Mirac-ı Nebevi'nin şu anda ne yapılıyor? Şu anda yaptığımız şey. Ne yapılıyor? Neyin için, ne konuşuyorsanız orada oluyor ya. Mirac-ı Nebevi'nin gölgesinde. Bizzat kendisi değil. Gölge bu. Bu bir de gölge. Gölgesinde seyri sülük edip istidatlarına göre istidatların imbisat, inkışafı miracı oluyor. O istidatı. İstidatların istidatlarına göre makamat-ı aliyeye çıkıyorlar. İstidatla. Yani istidat seni bir yere taşıyor değil. İstidadın patlaması yani. Mesela insanların arabası, dedim ya araba, kargastır motor, krank mili koyarlar, volan koyarlar, tamam mı? Ondan sonra piston koyarlar, sibop kapağını koyarlar, ekle araba oldu. Allah'ın sanatında öyle değil. Çekirdek patladı, ağaç oldu, patla, tomurcuk oldu, bilmiyorum. Hep içeriden dışarıya patlamaktır. Ekleme yok, dışarıdan ekleme yok. İçeriden patlar. Allah'ın sanatı ile insanın sanatı arasındaki fark o. Beşer ekliyor. Bunu ekledi, onu ekledi, bunu ekledi falan. Burada ekleme yok bunda. Gayetten gelip. Patla. Miraç patla, miraç patla, patla, miraç patla, miraç para. Patladı miraç oldu. Onun bir önceki haline göre miracıdır. Eğer bir sohbette mesela tefekkür nedir? Miraçtır. Aklın miracıdır. Tefekkürün saatin hayrı min ibadet senedir. Adam namaz kılıyor 1000 sene. Onun 1 saat tefekkürüne denk gelmiyor. Niye? Çünkü aklın miracı tefekkürdür. Ruh ve kalp seviyesine de çıkarsan. Kalbin miracı takvadır. Evet. Ruhun abi. Nedir o? Ha? Aklın tefekkür, kalbin takva, ruhun rızayı. Aklın tefekkürde tekle vardır. Tefekkür.
ne kadar tekler yapabilirsen o kadar tefekkür yaparsın. Abi biz de okuyoruz ama tefekkür yapamıyoruz. Günahları terk edeceksin. Teklerle. Bu tek. Yani tiryakilik vesaire. Kalpte takva var. Takva da takva dördünü tazamun ediyor. İrade, zihin, his, latife-i rabbani. Yani ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhani. Muşahadetullah. Buradaki terk huzuzat-ı nefsaniyeyi terk mi? He? Buradaki terk huzuzat-ı nefsaniyeyi terk mi? Bu ruhta ise terkleri de terk edeceksin. Fena, fena, fena. Hiç on. Hiç ender hiç. Hiç. Ender olmuyor mu abi? Yani ender aşağıda o, kalpte şeyde, hiç vicdanidir. Ender kalbidir. Yani orası için. Hiçliktir yani. Ama bu şeyden, ruhta da çıkacaksın. Hiçliktir. Dükkanı kapatacaksın. Dükkan olmayacak. Yani. Hiçliğini bilmek bir mertebedir. Bildiğinden de sıyrılacaksın. Ruh oluyor. Ruhun miracı. Ruhun miracı bu oluyor. Ruhu, hiçliğini bilmek kalbidir. Aşağıda. Bilmek de çünkü bir varlıktır, bir belirleniştir, bir makamdır. Bildiğini de bilmeyeceksin. Bunu yapmak zor ya. O zaman aciz, fakir, şefkat, tefekkürle ancak. Yani torbanda şu dört tane şey yapabilirsen, aciz, fakir, noksan, kusur. Başka bir şey görmeyince hiçlik başladı sende. Hani kendinizden uzaklaştırmayın yani bu ulaşılmaz olmaz yani bu olur mu ya bu? Peki Hasan abi. Yani aciz, fakir, noksan, kusuru görmeye başlarsa miracın başladı, ruhsal miraç. Çünkü üç tane oruç var ya, oruç, sav, siyam. Oradaki gibi. O oruç tersine bakarsınız uzun. Oruç bedenseldir. Sav akılsaldır, duygulardır. Siyam ruhsaldır. İçlikle miraç edip varislikle geliniyor mu? Yok. Varislikle gelinmez. Orada bir belirleniş yok ki. Neyle gittin ki neyle geleceksin? Gelmiyorsun. Varis şeydedir. Yani bu mertebeleriyle gidiyor, mertebelerle gidiyorsun ama artık dönemene yok. Bir şey yok. O bitti o. Çünkü varis nedir? Varis. Varis. Allah'ın varisi. Fikir yoldur. Tefekkür yöntemdir. Uygularsan köyde yol açtınız. Köy yolu yoktu. Yol açtınız. Ondan sonra bu yol fikirdir. Kamyonla gittiniz. Bu da tefekkürdür. Kamyona bir şey yüklediniz. Yola benzemez, kamyona benzemez. Oradan verilen cevap. Kumaya. Fikir yoluyla tefekkür gittiği zaman gittiği yerden buna verilen cevap, buna yüklenenler yükleyen diyor ki sana yükleyerek, bunu sana vererek sen benim varisimsin. Hem bunu harca hem anlat. Mana ve hakikat demiş. Evet, mana ve hakikat. İşte Allah'ın varisi olmak o. İşte miracın bize şeyi o, bir de bu varislikte risalet cihanı yok yani. Var. Şefkat. Var tabii, risaletle nübüvveti cem etmiştir yani. Mesela hangisi üstündür? Risalet. Risalet üstünse otomatik olarak nübüvvet de var içinde. Üniversite diploman var diye ilkokul diploman yok olmadı ya. Çünkü üniversiteye gittiğin zaman 2 artı 3 kaç yapar? 5. Üniversitede bunu yapmıyor musun? Peki bu bilgiyi üniversitede mi öğrendin, ilkokulda mı öğrendin? O demek ki öğrendin. Diplomada zaten. Evet, otomatik. Verdiğinde ilkokul diploması istemiyorlar. Evet. Ama yani ben o kağıt, ben eyleme gösteriyorum. Üniversitede 5, 3 daha kaç yapar deyince, kaç yapar? 8. Peki bunu nerede öğrendin? İlkokul bilgisini kullanıyorsun üniversitede. Yani üniversite okudun diye ilkokul bilgilerinden sıyrılırsan üniversitede yok. Toplamayı ilkokulda öğrendin, çarpmayı da ilkokulda öğrendin. Çarpım tablosunu orada öğrendin. İlkokul bilgilerini sökelim bakalım, üniversite var mı? Dünya bilgilerini sökelim bakalım, yani, cennet var mı? He? Dünya bilgilerini sökelim bakalım, cennet var mı? Yok. Dünyayı kaldırın bakalım, ahiret var mı? Ahireti dünyadan kaldırın. Acaba dünya var mı? Yani buzdan suyu kaldırmak neyse, ahireti dünyadan sökmek öyledir. Bir daha söylüyorum. Buzdan suyu kaldırmak neyse, ahireti de dünyadan söküp atmak öyledir.
Su ahiret gibidir, buz dünya gibidir. Su buza ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. Ben ahiretten dünyayı sökmek öyledir diyeceksiniz zannediyorum. Siz tersini söylesiniz. Şimdi... Abi bizim bu peki, ilim şu, var ya abi, he? Bildiğimiz bu ilim var ya. Daha bitmedi ha bu kârı. Kapıyı açtı, başka kârı söyleyeceğim. Esas ona gelecek. Bu bildiğimiz ilim, ahirette peki bu ilimi yapan, bunun arkasındaki bir ilim daha var ya. Onu peki biz, ona dair bir şey, bir müşahedemiz olacak mı? Yani... Tabii olacak. Çünkü niye? Şöyledir. Üç tane ilim var. Bir, bir elde edilmesi gereken ilim. İki, bu ilmi nereden öğreneceksin? İlmi öğrendiğin ilme benzemez. Üç, o elde ettiğin ilmi kullanma ilmi kullandığın ilme benzemez. Üç tane ilim mi çıktı? Evet. Üçüncüsü... Bak mesela. Bir daha söyleyeyim. Şimdi diyelim ki tıp ilmi. Veya şöyle Miraç ilmi. Bu konumuz gecemizle alakalı olsun. Miraç öğrenmek mi istiyorsun? Neyi öğrenmek istiyorsun? Söyle. Miraç. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Miraç ilmini. Bu bir ilimdir. Öğreneceklerin bir ilimdir. Öğrenirsen tabii. Bu ilimdir. Bunun peşindesin. Peki bunu nerede öğreneceksin? Bu başka bir ilimdir. Öğreneceğin şeye benzemez. Nerede öğreneceğini bilmek. Kimden öğreneceksin? Nereden öğreneceksin? Bu başka bir ilim değil midir? Peki, ben öğreneceğim kişiden aldığımı da aldım. Bunu kime, nasıl, nerede, ne zaman, nasıl, makam, kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, ilmi siyaset denilir. Bunu kime nasıl kullanacağımı, nerede nasıl tatbikatını yapacağım, bunlara benzemeyen bir ilimdir. Kimse benzemiyor mu? Yok, benzemiyor. O alacağın, kimden alacaksın bu Miraç dersini? Aldığın gibi öğreneceksin. Aldın. O zattan bunu aldım. Yani ben mesela diyelim ki Risale-i Nur'dan bu ilmi aldım. Aldın mı? Sen şimdi Hollanda'ya gideceksin, Hollanda'da, Amsterdam'a. Tamam, git. Peki herkese aynı makamda mı anlatacaksın ki çocuğuna, kadına, cahile, yeni gelene, eski gelene, muza hepsine ayrı ayrı bu aldığın ilmi kullanmayacak mısın? Her şeyi bir anda veriyor musun? Verir misin? Evet. Niye vermiyorsun? Çünkü diyorsun ki bu bunu azmedemez. Evet, bu pirzolalık değil. Bu bebektir. Pirzolayı büyüdüğü zaman yer. Şu anda mama yemesi lazım. Niye mama yediriyorsun? Bebek olduğu için. Bunu bilmek ayrı bir ilimdir. Üçüncü ilimdir. Peki onların üçünü niye ilişkilendirdiniz? Yani o bütün şey neydi senin sorun? Yani bu biliyorum bunu. Ama bir de bunu yani arkada yapan başka bir ilim var yani. Mesela göz var ama bir işte bu ilimleri alacağım, bu ilimleri. Bu ilimlerle kaynağıma gidiyorum ama kaynağımı yapan ilmi ancak varlığını bilirim, kendisini bilemem. Şöyle diyeyim bak. Tıp ilmi. Ben tıp ilmini araştırdım. Tıp ilmine varis oldum. Öğrendim. Benim ilmimin kaynağı bu değil mi? Bu. Peki benim ilmim buraya bağlı. Eğer insanı ortadan kaldırırsanız benim ilmim yok olmuş olmaz mı? Malumat tabi bizim ilmimiz. Evet. İlim malumat tabi. Benim ilmim bu malumat tabi. Bizde. Evet. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Ben cesede bakarak elde ettiğim ilimle bu ceset yokken cesedi yaratan ilme bu ilimle ulaşamam. Yani benim ilmimin kaynağı budur. Malumdan çıkan ilimle esas ilimin benzemez mi? O benzemez. İşte bu çok önemli. Bak, benim tıp ilmi bedene baktım. Yani bedene bakarak elde ettim. Bu ilmin kaynağı budur. Ama bu ceset yokken, beden yokken, hiçlikten yaratılırken kullanılan ilimle beni ortaya çıkarttı. Beni ortaya çıkartan ilimle bana bakarak elde ettiğim ilim ile ona ulaşamazsın. Mümkün değil işte. Beşeri ilim son nihayet eşyadır. Bizde maluma tabi olmayan ilim yok mu? Yok. Yok mu abi? Nasıl olur? Matematik olur. İlham olur abi. İlmi muhtemel.
Otomatik ya, ha? Otomatik belki olabilir. Matematik bir ademi dersin. Bir şeydir. Çünkü yani ademi bir vücut. Malıma dayanmıyor yani. Malıma dayanmıyor ama yani örnekleri anlaşılsın diye bunlardan bahsedilebilir. Ya mesela diyelim ki 5 tane elma. 5 tane elma hayal edebilirsin değil mi? Amasya elması 5 tane. Elmayı yok et. 5 var mı hala? Var. Çünkü matematiğin realitesi yok. Mahluk değil. Vücut alıcısı yok ama her şeyin kaynağı. Fizikten matematik kaldırın. Kimyadan matematik kaldırın. Cisim kalkarsa matematik kalır mı? He? Cisim kalkarsa matematik, matematik kalıyor. Aynen. Çünkü matematik cisme bağlı değil. Peki. Çünkü mesela bu kainat yaratılmadan önce sıfır zamandı, sıfır mekandı. Sıfır demek ki denilmesi için eksi bir zaman da var. Sıfır diyebilmek için yani şey kaldırın, varlığı kaldırın, cismi kaldırın. Sıfır zaman demiyor mu Big Bang? Bu kainat sıfır zaman, sıfır mekanda başladı. Sıfır diye demek matematik değil midir? Adem, yani sıfır diye bir şey eşyada yok. Yok. Ama matematikte var. Evet, şey de var ya. Hani eşyada sıfır nasıl olacak? Mesela irrasyonel sayılar mı diyorlar vesaire? Evet. Onlar var ama şeyde karşılığı yok. Allah'ın yok. En mühendis ismi olabilir mi abi? He? Eksi bir kitap var mı? Öyle bir şey yok. Eksi iki kitap var mı? Sıfır kitap var mı? O matematikte var. Onu kitap yoktur. Matematik. Sıfır yoktur. Ama matematikte yani tatbikata şey yoktur mesela. Sıfır. Ya abi sıfır kitap yoktur. Hayır. Kitap yoktur değildir sıfır. Sıfır belirlenmemiş ama bütün sayıların kaynağıdır. Mihenktir. Tabii eğer sıfırı kaldırsanız. Biri bilemem ki. Bir yoktur. O zaman. Ama sıfır kitabı kaldırırsan. O zaman bir de sıfır oluyor. Öteki kitap var. Yani realitede uygulayamazsınız onu. Sıfır vardır ama realitede sıfır yoktur. Vücudi olarak. Kitap yoksa başka bir şey vardır. Hava vardır yani. Sıfır. Efendim şurayı bitireyim. Evet. Saat 3 oldu gece. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a racı olsa, miracım bize bakan bir tanesi açık kapıyı bıraktı ya. Bu bir. İkincisinin çok önemli bu. Şöyle oluyor ki bir abdin bir seyahatta huzuruna davet edip bir vazifeyle tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan Mecma-i Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip bir vazife dedi değil mi? Bir vazifeyle tavzif etmek. Bir vazife. Mescid-i Haram vazife tavzif ediyor şimdi. He? Yok muydu ki o vazife? Bu külliyete içi bu şekilde değildi. Vazife ne desek? Var mı cevap? Var. Bu içinin cemi. Aşağıda anlatıyorum. Bir paragraf aşağıda. Burada anlatıyor. Hemen altında anlatıyor gene o emane. Tabii. Soracağın için şey yapmış. Mescid-i Haram'dan Mecma-i Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip Enbiyalarla görüştürüp. İsra. İsra. He? Bütün Enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra Miraç'ta bu sır var. Varis olma. Öyle bir terakki, iş olsun, süs olsun, kapı açık oldu, ben de gireyim bari, o girerken arkasına. Varisi mutlak olmak. Varisi gördün mü? Mescid-i Haram'dan Mecma-i Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip, Enbiyalarla görüştürüp, bütün Enbiyaların usulü dinlerini varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra. Çünkü bana gösteriyor. Evet. Şimdi Miracın faydalarından bir tanesi de o esma ve o hakikat ve o alemlerin varisi olmak. Gösterdikten sonra ta Sidret-i Muntaha'ya, ta Kabu Kavsen'e kadar, yani Sidret-i Muntaha cennetin, millet zannediyor ki Sidret-i Muntaha son mertebedir. Muntaha kelimesini görmüş ya, hemen yapışmış. Ama neyin muntahası? Sidrenin. Sidre neyin? Sidre neredeydi? Cennetin. Aynen. Cennetin son hududu, hudutsuz hudut. Na Sidret-i Muntaha denilir. Ta Sidret-i Muntaha'ya bitti mi? Yok. Ta Kabu Kavsen'e kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. Sidret-i Muntaha'ya kadar mülk denilir. Ve kainat denilir. Sidret-i Muntaha'dan sonra da melekut deniliyor. Kainat o, arşa kadar değil mi? Arşa kadar. İşte onu cennetin sonu arş ya. Öyle mi? Hı. İşte öyle mi? Tamam doğru. Bir gör, ezber olmasın diye.
Hadi açıl kardeş. Ne oldu? O da geceye dayanamadı, inan bana. Ha bak. Mescid-i Haram neresi oluyor abi burada? Haritada? Enfüsünüzde? Ya eğer dünyada, şey, bu haritada desem böyle yeri yok. O kadar bak. Mescid-i Haram neresi? Kalp, arş, beraber ya. Şimdi gezdirdi. Şimdi iyi dinle. İşte Çendal o bir aptır. Ve o seyahat bir miracı cüzidir. Niye? Böyle bir şey. Ama ne yapacak içini? Miracı cüzidir diyor. İçini külli nasıl yapacak? Fakat bu abdin bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Çünkü onun içinde sen de vardı. Bu miracın bize faydası ne? Sen yapmışsın. Eğer bunu bilir de şuur edersen, sahiplenirsen sana verilecek. Eğer mal olmuş ama sen sahiplenmesen sana verilmeyecek. Şimdi bunun içinde peygamberimizin miracında sen de vardın, ben de hepimiz vardık. Kime verilecek bu hak? Var olduğunu iddia edene verilecek. Hissedarlığını bilene. Külli olarak değil mi? Ben de vardım. Evet. Onu nasıl yapacağız? Bak şimdi, o gelecek. İşte Çendan, o bir abdir. İşte konuşuyorsun ya şimdi. Şu anda talep olmadım. Vay be, ben de vardım ha. Bitti o zaman. Ve o seyahat bir miracı cüzidir. Faydası. Fakat bu abdin bütün kainata taluk eden bir eman. Bütün kainat biz yok muyuz? Beraberindedir. Sen beraberinde değil misin kainat? Hem şu kainatın rengini değiştirecek nur beraberindedir. O nur bende de yok mu? İman. Hem saadet ebedinin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eşeği işitir ve görür, sıfatıyla tavsif eder. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumur ve mühit ve umum kainata an ve bütün mahlukata şamil hikmetlerini göstersin. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı cüzisini, miracı külli yapan içindeki emanet, içindeki nur, içindeki anahtar. Peki, bu mu üçü? Üçü külli yaptı. Yok, vazife dedi ya başta. Evet, tabii vazife oldu. Vazife üçün, bu mu? Yani üçü olmadan kendi başınaydı. Tamam. Üçünü koyarsak vazife oldu. Peki bu üçünün içerisinde emanet, ene, yani ağacın çekirdeğini alırsan cebine, ağaçtaki o bütün o çekirdekleri, meyveleri de cebine koymuş olmuyor musun? Ha, Nur'un, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bütün eneleri, emaneti, eneler, emanetin, enenin içinde olduğu için onu alarak, yani ağacın çekirdeğini alarak ağacın kütüğünü, dalını, budağını taşımış oluyor. Dolayısıyla o Miraç'ın içinde sen de vardı. Ne oldu şimdi? Abi yani vardım ama hiçbir şuurum yok. Anne karnında yok muydu? Var mıydı şuur? Ha? Tabii ya. Demek ki sabaha kadar, şey, akşamdan sabaha kadar konuşuyoruz. Bu biz de vardık. Ve en son onun için koydum. Her namazda bunu hatırlamaya mı çalışıyoruz abi? Haman ama. Ben de vardım. Evet. Ben de var. Onun için en sona getirdim bunu. En güzel meyvesi. Tamam, hepsini söyledik. Büyüdür, uçuyor, kaçıyor peygamber. Tamam da yani bana bakan, biraz bana baksın ya diye. Var yani böyle beşerin böyle şeyi. Tabi estağfurullah, affetsin peygamberimizin. Affetip kusura bakmasın. Dolayısıyla o enede, yani çekirdeği aldım cebime koydum. Çekirdeği cebine koydun demek, kütüğü koydun demek. Yaprakları, meyveleri, her şeyi koydun demektir cebine. Yani ene yanlış. Emanetleri demiyor. Emanet. Emanet beraberindedir. Emanet tek. Peki emaneti niye alsın? Zaten kendi emaneti var. Demek aldığına göre dışındaki emanettir. Alsana kardeşim bu kağıdı. Tamam. Benim dışımdadır. Eğer kendisine az olsaydı emanet ne alsın? Neyin emanetini alıyor? Zaten kendisinde, kendisi kendisinde değil midir? Gittim işte. Ben şimdi buradan çıktım gittim. Benim. Abi alsana kağıdını. Tamam. Bir kitabını alsana. Almak demek hariç olan bir şey yüklenmektir.
Emaneti aldı, yanını aldı. Beraberin aldı diyor. Onu da aldı diyor. Onu da aldı diyor. Herkesin iman... Nereden biliyoruz bunu? Altıncı şuada diyor ki, bütün zihayatların hayat lisaniyle ettikleri tayyatları, ibadetleri, istihaneleri, istigaseleri hepsini alarak Allah'a takdim etmedim. O zaman ben de orada değil miyim? Lillah, ettehiyyatü el mübarekatü, salavatü teybatü lillah. Oradaki şey gibi. Peki bütün hayat sahiplerinin hayatiyetiyle ettikleri istifa, istiğfarları, istihaneleri, istigaseleri, zikirleri, tahminatları, tahşidat, her şeyi almış, Allah'a takdim etmiş peygamberimiz. Bizdeki onayı namaz işte. Evet. He? Bizdeki onayı bunun namaz. Evet, namaz. Onu onaylıyor. Bizden onaylıyoruz. Takdim etmesi. Çünkü orada ne diye? Buna mukabil Allah ne cevap verdi? Bedava da yok. Bak şimdi. Biz olduğumuza delil nedir? Allah ya bunu verdi mi? Bütün zihayatların ibadetlerini, bütün tahiyatlarını Allah'a takdim etti. Allah da Allah'a yakışır bir cevap verecek. Dedi ki benden de bir hediye gönderiyor. Bu olayı her daim yaşamanız lazım. Bu, çünkü bu büyük bir nimettir. Ondan sonra buna mukabil ibadetlerini, istihanelerini, şükürlerini bana takdim ettinse bunların komplesini benim ihtiyacım yok. Hepsini hulasalandırıyorum, cami yapıyorum, külli yapıyorum, muzam yapıyorum, zam yapıyorum, bütünleştiriyorum ve 5 defa, bana 1 defa verdiniz, ben 5 defa her gün sana vereceğim. Onu simgeleyen, sembolleyen namaz veriyorum dedi. Allah'ın hediyesi. Oradaki miracın tamamlaması da namaz yansıyor. Namaz da tamamlanıyor, devre tamamlanıyor. Miracın hediyesi değil mi? Evet, zaten miracın meyvesi yani. 5 tane meyve var ya. Bir tane meyve nedir? Allah'ı gördü, bize de geldi. Dedi ki, Allah'ı ben gördüm ve görmek mümkündür, siz de görebilirsiniz. Bu bir hediye, miraç. Miracın hediyesi nasıl? Amen el-Resulü. Üçüncü var mı? Şey, Allah'ı gözüyle görmek. Ondan sonra, hakayk-i mani'yi, melaike-i cennet cehennemi gördü. Yok, halkta, avamda hani... Allah Teala'nın miraçta peygamberimiz namazdır nazar. Hediye olarak verilen namazdır. Allah evet. Allah. Amen Resulüdür. Bir de Rabbena atina fid dünya var ya, o da var. O zaman 3 tane mine geliyor. Yani namazda aslında 2 tane hulasadır. Diğerleri o da verilmiş ama direkt Cebrail'siz verilen ayet şeydir. Amen Resul. Bir de namaz. Namazı kendisi aldı. Bütün ibadetleri şey getirdi. Cebrail Aleyhisselam niye yardım yaptı? He? Hazreti Musa niye dedi 50'den 5'e düşür diye? Ha, onu bir ders yapmışız. Bir yarım saatlik ders var. Fıtratı mı şey yaptı? Fıtrat var. Sıçıyor ya. Onu mu hatırlatıyor? Hem fıtratı hem de meşvereti öğretiyor. Hem de peygamberlerin hakikatlerinin orada ifadeleniş var. O biraz şey. O bir ders var, bir ders, o ismini bilmiyorum, bir ismini koyduk, o bir ders var, anlatılıyor. Yani mesela Miraç gitti, senin o gitti, eğer sen namaz kılarsan kıldığın anda elektrik kablosu bağlanıyor, devre tamamlanıyor, ışık yanıyor. Namazında o zaman bütün tayyatlara bir çekirdek oluyor o zaman. Evet. Hepsini içinde taşıyor. Hepsini. Ve salavat ve tayyibat da var ama. Üç tane değil mi? Evet, 3 tane var. O şualar var mı burada, yok. 3 tane orada şey var. Ettehiyyatu, el-mubarekatu, es-salavatu, et-teyibat. 4 tane. Ettehiyyatu lillah. Mübarekatu normal namazda kullanılmıyor. Allah Allah. Yani Şafii'ye göre kullanılmış. Tersi evet. De çok kötü o zaman. Kılmamak da çok şey o zaman abi. Miracın olmuyor senin. Hiç ömründe miraç etmemiş oluyorsun. Onun için iskat da olmuyor vefat ettikten sonra. Hiç miracı yoksa, yani hiç namazı yoksa onu pakette yani. Hiç şansı yoktur. Namazı olmayıp ölenlerin hiç ama şansı yoktur. Hiç. Yani ihtimal yok. Fetret ehli değilse. Berzahta kalacak böyle bir şey var mı? Evet. Dünyanın 1000 senesi orası bir oranın bir günüdür. Böyle bir namaz ama ki şey. Ama bu hakikatlerden gene mağrum. Dünyanın 1000 senesi ahiretin bir günüdür. 83 sene bir tek namazın kazasını kılacak. Seccadeye bastığı zaman o sacak kafa fokur fokur kaynayacak. Böyle bir gün cennetin bir şey ahiretin bir günü dünyanın 1000 senesi. Ya böyle kazanı kılacaksın ya da inatına kullu vallahi ile bu dünyada kılacaksın. İki seçeceksin. Oradan burası. Affı yok. Yok. Namaz affı yok. İlle olacak o.
Ya burada kazanı kılacaksın varsa ya orada kılacaksın. Orada kılmanın şeyi şeklini söylüyorum rivayette. Dünyanın 1000 senesi ahiretin bir günü. 83 senedir bir namazın kazası orada. 83 sene sabah namazını farzını kaza edeceksin. Ama binle çarpacaksın dünyaya göre. Seccadeye bastığın zaman kafan fakul kaynayacak. Ben hiç sevmediğim şeyi söylüyorum. Yani bu tür şeyleri sevmeyen bir insanı. Ama yani veya burada inatına kulu valla. İlle halledeceksin. Sen bilirsin. İstediğin yeri tercih et. Şimdi Miraç'ın içerisinde demek ki sen vardın. Orada abi ben hatırlamıyorum. Anne kanında var mıydın yok muydun? Anne seni taşıyor muydu? Anne sana Miraç ettirmiyor muydu? Anan seni yedirdi, içirdi, havalara götürdü, tarlaya gittin. Bir nevi annenin hareketi Miraç'tır. Sen içeride olgunlaşmadın mı? Annen dereye gitti, su içti. Annen gitti, incir yedi. Alemleri geziyor. 18 bin alem. Peygamber de içindeydi. Burak mı anne? Anne Burak. Ondan sonra anne gitti, efendim şunu yedirdi. Anne şu tarlaya gitti, anne buraya gitti. 18 bin alemi dolaştırdı. Sen bunları hatırlıyor musun? Yok. Ama aklını kabul ediyor musun? Ha, anne gibi peygamber, bebek gibi sen içinde vardı. Evet, saat 3. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.